vergi adaletini sağlamak adına yola çıkmış olsaydınız, usulen buna karşı olmazdık. Ancak 14 yıllık tecrübelerimiz bize gösteriyor ki, siz bu maddeyle vergi adaleti ve sosyal refahı değil, bazılarının ceplerini düşünmeyi gündeminize alacaksınız. Zaten ne zaman görünenden farklı bir amacınız olsa, komisyon görüşmelerinde alelacele yeterli tartışma yapmadan maddeleri ya da kanunları geçirme yoluna gidiyorsunuz. Türkiye'de zaten ÖTV ve KDV son derece yüksek. Üzerine kullanıcılara daha fazla vergi yüklerken buradan gelecek kazancı ne yapacaksınız? Gelir adaletini sağlayamamışken vergi adaletini sağlamaya çalışmanız ne kadar mantıklı? Mesela vatandaşların kullandıkları araçlarda ÖTV'yi sizlerin takdirine bırakırken, engelli vatandaşlarımızın kullandıkları araçların yedek parçalarındaki KDV'yi neden düşürmeyi gündeminize almıyorsunuz? Bununla beraber ülkenin tüm sorunları bitmiş de ÖTV'si kalmış gibi görüşülmesi, konuşulması gereken o kadar sorun varken bunları aceleye getirmeniz ne kadar doğru? Duymayan arkadaşlar var ise ben bu kürsüde milletvekili olma sorumluluğumu yerine getirip size bir şey hatırlatmak istiyorum. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı siz dahil tüm halkımıza çoban güttüğü sürü muamelesi yaptı. 29 Mart 2013 tarihinde 9. Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'in AKP'nin referandumla ilgili sonrasındaki politikalara karşı çıktığında dünün lakabı çoban olanlar diye eleştirenler bugün kendisi ne yazık ki halkı güdülecek bir sürü olarak görerek sizleri de aşağılamıştır. Çobanlık önemli bir meslektir. Gençliğinde davar, koyun, sığır gütmüş bir yörük olarak belirtmeliyim ki hayvanları gütmekle insan yönetmek farklı bir şeydir. Bir beyin cerrahı olarak buradan sizleri bir kez daha uyarmak istiyorum. Allah'ın yarattığı en üstün varlık olan insanları hayvan gibi gören zihniyetle 14 yıl boyunca beslediklerinizin neler yaptığını bu millet 15 Temmuz gecesi birebir yaşadı. Demokrasi uğruna 241 vatandaşımızı şehit verdik. O insanların iradelerine de mi saygınız yok? Halen daha bu milleti güdürülecek sürü gibi görüyorsunuz. Halkımızın bize vekalet ettiği bu yüce meclisin iradesini birilerinin keyfiyetine bırakmayınız. Kanun gerekiyorsa getirin bu mecliste birlikte yapalım. Yarın tarih önünde sorumluluktan kaçamazsınız. Bugün iradenizi başka makamlara, gelecek talimatlara göre şekillendiren sizler, halka gittiğiniz zaman bunun hesabını veremeyeceksiniz. Ve işte o gün demokrasi size de gerektiğinde, tıpkı 15 Temmuz sonrasında bakanlarınızın zamanında yaptığımız FETÖ ile ilgili uyarılarımızla haklı olduğumuzu belirttikleri gibi, o gün sizler de demokrasinin ve meclis iradesinin ne kadar önemli olduğuna bir daha hak vereceksiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.